İyi akşamlar. Analizle karşınızdayız. Piyasalardaki fiyatlamalara ve öne çıkan gelişmelere bakacağız. Hemen taç ekrana gidelim ve bugün borsadaki kapanışa yakından bakalım. BIST endeksini hafta başında olduğu gibi yine bankalar sırtladı diyebiliriz. Bugün özellikle banka hisselerindeki rally pazartesi günü olduğu gibi bugün de BIST 100'ü yukarıya taşıdı ve 5400 üzerinde kapanış yaptı endeks. %1.05 değer kazancı. Saat 16'ya kadar aslında iyi bir performansı yoktu. Saat 16 sonrası son 2 saatte banka ve holding ağırlıklı gelen alış dalgasıyla beraber günün en yüksek seviyesinde 5438'de kapattı BIST 100 bugünü ve hafta başından beri 3 günde %4.3 değer kazanmış oldu. Hafta başından beri bankalarda yaklaşık %16.3'lük prim var ve banka holding hisselerindeki bu yukarı hareketlilik bu hafta BIST 100'ü yukarıya taşıyor diyebiliriz ve pazartesi günü olduğu gibi yine bugün de borsada en çok yükselen sektör bankacılık %7.84. Hafta başından beri 3 günde ise yaklaşık %16.3 değer kazandı bankacılık endeksi ki bugünkü kapanışıyla da beraber yılbaşı itibariyle %1.3 artı da aslında bankacılık dışında baktığımızda BIST 100, sanayi endeks gibi diğer ana endeksler yılbaşından beri eksi performansa sahip ama bankacılık bugünkü yükselişiyle beraber yılbaşından itibaren performansını pozitif bölgeye taşıdı diyebiliriz. Sanayi endekse gelecek olursak oldukça karışık seyir vardı bugün aslında. Sanayi endeks içinde ayrışmalar gördük. Pozitif ayrışanlar vardı ama genel net etkiye baktığımızda bugün özellikle Ereğli, Kardemir, İskenderun Demirçelik liderliğinde özellikle Demirçeliğe gelen satışlarla beraber sanayi endeks %0.79 düştü diyebiliriz. Bugün BIST 100'de en çok değer kazanan ve kaybedenlere de bir göz atalım. En çok yükselen ilk 5'e baktığımızda 5 tane banka hissesi var ki bankalardaki alım son 2 saatte BIST 100'ü pozitif bölgeye taşıdı. Bundan bahsetmiştik. Garanti İş Bankası, Yapı Kredi, TSKB ve Bandırma Gübre Fabrikaları bugünün en çok yükselen ilk 5'ini oluşturdu. Tabii listeye girmeyen diğer bankalarda da önemli bugün hareketlilikler gördük. En çok düşen ilk 5'te ise Doğuş Otomotiv, İskenderun Demirçelik, Karsan, Oyak Çimento ve Kontrolmatik Teknoloji var. Doğuş Otomotiv'in tabii haberi etkili oldu. Doğuş GYO'yu satın alacağı haberi sonrası bugün taban oldu. Onun dışında Demirçelik zaten zayıf bahsettik. Hem İskenderun hem de ana ortağı Ereğli, bununla beraber Kardemir bugün değer kaybetti. Ve sanayi endeksinin de negatif kapanışında çok etkili oldu. Bugün Demirçelik hisselerindeki satış diyebiliriz. Birazdan daha detaylı bakacağız borsadaki gidişata ama onun öncesinde İrem Özbay'ın yorumlarını izleyelim. Endeks aslında güzel bir günü geride bıraktık. Özellikle öğleden sonra gelen alışlarla beraber tabii bu tarafta bankacılık oldukça büyük bir rol oynadı. Bankacılık endeksinin hisse senetlerinde neredeyse %8'lere tavana varan fiyatlamalar gördüm seans kapanışına yakın. Aynı şekilde holding tarafı da oldukça hareketli. Ciddi bir giriş yükseliş eğiliminde holding tarafında da görmeye devam ediyoruz. Tabii bu haftanın özelinde aslında günün ilk yarısından itibaren iletişim sektörü oldukça hareketliydi. %4'e varan bir yükseliş var. Özellikle tabii ki deprem bölgesinde yaşanan aksaklıklar nedeniyle açılan soruşturmalar nedeniyle aslında telekomünikasyon tarafında bir baskı söz konusuydu. Bugün itibariyle onun miktarı daha azaldığını görüyoruz. Piyasadaki yükseliş eğiliminin başlayacağı ilk yer aslında bankacılık tarafı olmasını bekliyorduk zaten. Bankacılık ve holding tarafının hep iskontolu kaldığını konuşuyorduk. Özellikle gelen bilançolar sonrasında da. Dördüncü çeyrekte çok ciddi iyi bilançolar geldi. Bunun etkisiyle aslında piyasadaki yükseliş hareketinin de başlamasıyla beraber bugünkü yükseliş eğilimi banka hisselerinde de holding tarafında da etkisini sürdürdü. Tabii aslında endekse de kritik seviyelerden de geçiyoruz. Özellikle dün takip ettiğimiz seviyeleri miktar daha yükseliş eğilimini görmüştük. 5500'ler artık konuşulmaya başlamıştı endekste. Bunun etkisiyle aslında bir miktar daha geri çekilme söz konusu olmuştu. Biraz dar bant aralığında hareket ediyoruz 5350-5450 seviyesi arasında. Bu yüzden piyasadaki hareketlilik bu noktada olması ve 5500'ün aşılmasıyla beraber teknik olarak yukarı eğilimin devam etmesi beklenebilir. Orada biraz daha hikaye 5600'lere kadar çıkabilir. Tabii daha önceki test ettiğimiz zirve seviyelerinden
yukarı yönlü hareket etmemiz için ilk önce bu setlere, bu aslında belli seviyeleri geçmemiz şart. Ama bence haftanın geri kalanında da bu etki devam edebilir. Özellikle pazartesi günü de piyasa ciddi alıcılı taraftaydı. Dün bir miktar düzeltmesini gözlemledik ama tabii aslında dünkü hareketlilik biraz daha FED tarafında, küresel taraftaki etki de dünkü hareketlilikte etki etti. Tabii aslında biz yabancı oranı olarak her ne kadar bizim korelasyonumuz bir miktardan farklı olsa da dış küresel tarafta bu noktada gelen oradaki Powell'ın yaptığı sıkı para politikası açıklamaları, özellikle faiz rakamlarının daha da yükselebileceğine yönelik beklentiler piyasalara ciddi manada geri çekilmesine neden oldu. Bunun etkisi de tabii ki bizim iç piyasamızda da hissedildi. Bugünden itibaren aslında bankacılık tarafındaki hareketlilik ilerleyen günlerde devam etmesi beklenebilir. Özellikle tabii söylediğim seviyelerde bir miktar daha test edilmesi söz konusu olabilir. Bugün BIST 100 endeksine puan katkısıyla dikkat çeken şirketlere bir göz atacağız. Endeks bankalar liderliğinde yükseldi dedik ki bugün BIST 100'e en çok puan katkısı veren ilk 5'te 3 tane banka hissesi var. İş Bankası 17.2 puan, Akbank 14.8 puan, Yapı Kredi 9.4 puan bugün BIST 100'ü yukarı taşıdı. Bununla beraber holding tarafındaki hareketlilikten de bahsettik. Koç ve Sabancı'nın yükselişi de etkiliydi ve bugün Koç Holding yaklaşık 12.8 puan yukarıya taşıdı BIST 100 endeksini. Yani banka ve holding ağırlığıyla bugün yukarıya gitti diyebiliriz BIST 100 için. Bununla beraber bir süredir zayıf olan telekom hisselerine de alım geldi. Bugün Turkcell 7.9 puanlık artı katkı verdi BIST 100 endeksinin yükselişine. Özellikle deprem felaketi sırasında iletişim hizmetlerindeki aksaklıkla beraber bir miktar baskı bekleniyordu ki aslında zayıf da bir performansı vardı bir süredir telekom hisselerinin. Bugün ilk ciddi tepki alımını gördük diyebiliriz piyasada. O da BIST 100'ü olumlu ve pozitif etkiledi. Endeksi baskılayan tarafta Ereğli ilk sırada ki demir-çelikteki satışlar bugün BIST 100'ü frenledi. Sanayi endeksinin negatif kapanış yapmasında çok etkili oldu. Bunun dışında Doğuş Otomotiv zaten taban fiyattan kapattı bugün. En çok düşen hisseydi ve BIST 100'ü de 4.1 puan aşağı çekti. Gübre ve zirai ürünler sektöründen Hektaş, yine Oyak Çimento ve Koza Altı'nın düşüşleriyle bugün BIST 100'ü negatif etkilediğini söyleyebiliriz. Bu arada Koza'daki düşüş de devam ediyor. Sadece Koza Altı'nın değil, Koza Madencilik'te de bir baskı var. %2000 bedelsiz sermaye artışı sonrası özellikle 4. çeyrek bilançosunun beklentileri tatmin etmemesiyle de beraber düşüşe geçti bu hisseler ve şu an madencilik sektöründe bir baskı söz konusu. Aslında geçen yıl Ekim ve bu yılın Ocak ayına kadar olan dönemde en çok yükselen sektörler arasındaydı madencilik. Fakat son çeyrek finansalları sonrası başta Koza Altın olmak üzere madencilik hisselerinde bir baskı var. İşlem hacmine gelecek olursak bugün işlem hacmi 86.4 milyar TL'ye geriledi. Dün 94.2 milyar TL'ydi. Fakat bu düşüşe rağmen son bir aylık hacim ortalamasının üzerindeyiz. Son bir ayın işlem hacmi ortalaması yaklaşık 79 milyar TL. Bugünkü son rakam 86.4 milyar TL düzeyinde gerçekleşti. Günün sektör performanslarında elbette bankalar ilk sırada. %7.84 ile bugün borsada en çok yükselen sektör bankacılık oldu. Onu iletişim takip etti. %4.76. Burada da Turkcell ve Türk Telekom'un yükselişi etkiliydi. Finansal kiralama ve factoring, holdingler ve KOBİ sanayi bugünün ön plandaki sektör endeksleriydi diyebiliriz ki ilk 5'te finans ağırlıklı sektörler yine var. Bankacılık ve finansal kiralama ilk 3'te yer alıyor. Bugünün en çok düşen sektörü madencilik ki az evvel Koza hissesi üzerinden açıkladık. Bilançolar sonrası madencilik tarafındaki hisseler biraz pahalı görünmeye başladı ki geçen yıl Ekim'den beri zaten çok sert yükselmişlerdi ve borsa yükselmesine rağmen madencilikte baskı devam ediyor. Bugün de %3 düştü. Bununla beraber demir-çelik etkisiyle metal sanayi %2.87 kayıp yaşadı. Çimento şirketlerindeki baskıyla taş toprak endeksi %2.7 düştü. Turizm ve tekstilleri yine bugünün en zayıf sektör endekslerini oluşturdu diyelim ve
Grafiklerle ilgili bu bölüm sonrası Meryem Gürsoy'un borsa ile ilgili görüşlerini izleyelim. Endekste 5500 seviyesine doğru bir hareketlenme oldu ama oradan da kar satışlarının geldiğini görüyoruz. Şimdi tabii içinde bulunduğumuz durumu göz önünde bulundurursak, şimdi bir tarafta seçim dönemindeyiz. Siyasi belirsizliklerle başladığımız bir hafta vardı ama sonrasında nihai kararların alındığı günler yaşadık. Dolayısıyla da şimdi endeks tarafında açıkçası zaten bir kar realizasyonu isteği var. Bunu görüyoruz. Burada da tabii dünkü harekette de aslında bunu çok net bir şekilde gördük. Yukarı doğru bir sert ivmelenmeden sonra geri çekilmeler oldu. Şimdi bugüne baktığımız zaman bugün de aslında açılışta negatif bir yatay bir negatif açılışla karşı karşıyaydık ama an itibariyle hala devam ediyor mu? BIST tarafına yani bankacılık tarafının biraz endeksi desteklemesi yani pozitif tarafta olduğunu seyrettiğimiz bir süreç içerisindeyiz. Şimdi burada endekste şunu söyleyebiliriz. Yani tabii bir deprem atlattık. Yani atlattık da diyemeyeceğim aslında ama hani bu süreç içerisinden geçtik. Siyasi belirsizliklerin olduğu bir dönemdeyiz ama sonrasında da yine borsa tarafı için ciddi tedbirlerin alındığı bir döneme de girdik. İşte nedir burada? BES'lerin alımları, yine Türkiye Varlık Fonu'nun borsa tarafına desteklemesi diyebiliriz. Pay geri alımları için sağlanan avantajlar, bunlar hepsi borsa endeksini destekleyici unsurlar oldu. Yani aslında zaten baktığımız zaman kötü bir süreçten geçtik ama borsanın yukarı yönlü hareketini ya da borsanın en azından olağanını koruyabilmek için destekleyici hareketler olduğunu da, destekleyici tedbirler olduğunu da biliyoruz. Dolayısıyla açıkçası burada genel olarak hani evet hızlı bir trendimiz var, yukarı yönlü, bambaşka bir trendten başladığından bahsetmek bu noktada zor olabilir ama genel olarak baktığımız zaman aslında endeksin yukarı yönlü istekliliği olduğunu görüyoruz burada. Yine şunu göz ardı etmemek gerekiyor. Şimdi seçim dönemindeyiz. Siyasi haber akışları geliyor ve bu noktada açıkçası her ne kadar şu an bu hafta aldığımız haberler doğrultusunda o taraftaki siyasi belirsizlikler bir nebze azalmış olsa da yine de şunu göz önünde bulundurmak gerektiğini düşünüyorum ben. Yani bu taraftan gelebilecek haber akışları herhangi bir taraftan siyasetle ilgili volatiliteyi artırabileceği ve yine sert bir hareketlere sebep olabileceğini düşünüyorum borsa tarafı için. Bu noktada temkinli olmak gerekiyor. Diğer taraftan bilanço dönemimiz önümüzdeki hafta itibariyle bitiyor. Burada hep şunu söylemiştik, yani hisse bazlı, sektör bazlı hareketliliklerin olabileceğinden bahsetmiştik ki keza bunları da aslında bir miktar gördük diyebiliriz. Ama tabii bunun da bitişini göz önünde bulundurmak gerekiyor. Çünkü hep endekste bilanço dönemi de hisse taraflı destekleyici hareketlerle de endeks aslında yukarı taşınmıştı. Her ne kadar bu dönemde onu tam olarak göremesek de yine etkilerinin, artçı etkilerinin olduğunu söyleyebiliriz. Bu kalkacak ama yine BES'in Türkiye Varlık Fonu'nun desteği bu noktada endeks tarafına devam edecektir. Toparlayacak olursam aslında söylemek istediğim nokta şu. Burada çok net yukarı yönlü bir ivmelenmeden bahsetmenin açıkçası zor olduğunu düşünüyorum. Evet, endeksi destekleyici unsurlar var. Burada biraz daha temkinli, haber akışlarına karşı da temkinli olmak gerektiğini söyleyebilirim. 5500 seviyesi önemli bir direnç seviyesi teknik anlamda bakacak olursak da. Aşağıda 5350 seviyesi var bir destek noktası ki dün aslında 5350 seviyesinin üzerine tutulmuştu. Bu güzel de endeks için. 5500 üzerine yerleşmesi orada belki 5500-5700 bandında sert hareketlerin olmadığı, yani çok sert bir ivmeyle değil ama yukarı yönlü eğilimin olduğu bir piyasayla karşı karşıya olabileceğimizi düşünüyorum. Küresel hisse piyasalarına da bir göz atalım. Özellikle dün Senato'da yaptığı sunumda Fed Başkanı Powell son derece şahin mesajlar verdi. Ve faiz oranında tahmin edilen zirve daha önceki öngörüden daha yüksek olabilir dedi. Bir anlamda 22 Mart'ta 1.50 bas puan olasılığını arttıran bir açıklama yaptı. Ama daha da önemlisi yıl sonunda %6'ya ulaşabilir belki de Fed faizi. Ve piyasanın özellikle son iki gündür hem hisse hem tahvil hem de döviz tarafında bunu yoğun olarak fiyatlamaya çalıştığını görüyoruz. Şu anda da zaten 5 kitapla ilgili detaylar açıklanmaya başlandı. Yine orada da istihdam piyasasının güçlü olduğunu belirtiyor ABD Merkez Bankası ki dün de
Powell Senato'daki sunumunda iş gücü piyasasının güçlü olduğunu ve fiyatlar genel düzeyindeki yükseliş baskısının da devam ettiğini bildirmişti. Beş kitapta da farklı bir yorum yok. ABD ekonomisi hala güçlü, hala canlı ve enflasyon konusundaki riskleri henüz atlatamadılar. Bu yüzden de parasal sıkılaşma daha önce düşünülenden daha uzun süre devam edebilir. Ve bunu beklemiyordu tabii piyasa. 25 bas puana odaklanmıştı 22 Mart'taki toplantı için. O yüzden de 2 gündür hisse senetlerinde satış var. Şu an Dow Jones Sanayi Endeksi biraz daha fazla kayıp yaşıyor. %0.6 aşağıda ve özellikle Powell öncesi 4000 üzerinde olan S&P 500 şu an 3974'te fiyatlanıyor. Bugün Avrupa'da ise Paris CAC 40 hariç pozitif kapanışlar gördük. DAX %0.46 artıda kapattı. Son aylarda özellikle DAX başta olmak üzere Avrupa endeksleriyle ABD endeksleri arasındaki korelasyonun da zayıfladığını görüyoruz. Bugün Asya'da ise karışık bir tablo vardı. Hindistan ve Japonya'da hisse senedi endeksleri yükseldi ama başta Hong Kong olmak üzere diğerlerinde bir baskı söz konusu oldu diyebiliriz. Bu arada bahsettiğimiz Powell'ın mesajlarıyla ilgili Seltem İlgün'ün de yorumlarını aldık. İzleyelim. Bizim temelde beklentimiz Amerika Merkez Bankası'nın Şubat ayındaki toplantısında son bir kere faiz artışı yapıp bekle ve gör politikasına geçmesi yönündeydi. Fakat gelen veriler bu faiz artışının bir süre daha devam edebileceğine işaret ediyordu. Powell da bunu netleştirmiş oldu. Bu toplantıya kadar yani en son Powell'ın bu açıklamalarına kadar piyasa beklentisi %5.25-5.5 maksimum seviyesine Amerika Merkez Bankası'nın faizleri getirip orada bekle ve gör politikasına geçmesi yönündeydi. Fakat bu keskin açıklamalardan sonra beklentilerin %6'ya kadar bile çıktığını görme ihtimalimiz var. Çünkü baktığımız zaman piyasada Fed'in dikkat ettiği hem enflasyon tarafında çok ciddi bir gevşeme olmadığını görüyoruz. Hem de istihdam tarafında ciddi anlamda bir kuvvetlilik söz konusu Amerikan ekonomisinde. 2 yıllık enflasyon beklentilerine baktığımızda burada bir miktar aşağı gelme olduğunu görüyoruz. Yani 50-60 bas puanlara yakın bir oranda Fed'in faiz sıkılaştırması en azından enflasyon beklentilerini kontrol altına almaya başlamış görünüyor. Fakat enflasyon tarafında her ne kadar en yüksek seviyeler geçtiğimiz sene görülmüş olmasına karşın ve şu anda manşet enflasyon %7,5'lara doğru gelmesine karşın çekirdek enflasyonda Amerika Merkez Bankası'nın istediği gevşemeyi henüz göremiyoruz. Bunda 2 tane temel sebebi var. Bir tanesi hizmet enflasyonunun katı olması. Öbürü de talep kuvvetli olduğu için istihdam piyasasındaki kazanımlara paralel olarak ve gelirlerdeki artışa paralel olarak bunun artık bir talep enflasyonu yaratıyor olması. Amerika'daki enflasyonun mal enflasyonundan hizmet enflasyonuna doğru kaydığını görüyoruz. Hizmetin alt kalemlerinde her ne kadar kategori varsa buna kirayı da ekleyebilirsiniz ya da sağlık hizmetlerine, enerjiye bağlı hizmetleri, finansal hizmetleri tüm bu kalemlerde artışların devam ettiğini görüyoruz. Ama mal fiyatlarına baktığımızda örneğin endekse, enflasyon endeksinde büyük bir yer tutan otomobile baktığımız zaman ikinci el otomobil fiyatlarının bir düşüş olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla Fed'in faiz artışlarıyla hedefleyeceği yerlerden bir tanesi bu hizmet enflasyonu olacaktır. Öte taraftan istihdam piyasasına baktığımızda burada da son tarım dışı istihdam verisi Ocak ayında 520 bine yakın aylık bir istihdam yarattığını gösterdi Amerikan ekonomisinin. Geçtiğimiz sene bu veri aylık ortalama 400 bin civarındaydı. Bu çok ciddi bir rakam tabii ki. Bunun üzerinde bir istihdam yaratmış bu senenin başlangıcında ekonomi. Yanılmıyorsam bu cuma günü Şubat ayı verisini alacağız. Bu veri mutlaka önemli olacak ve piyasa tarafından dikkatli takip edilecektir. İşsizlik oranının da pandemi öncesinin bile altına iniyor olması, yani %3,4 seviyesinde gelmesi, Powell'ı, Merkez Bankası Başkanı bu açıklamayı yapmaya yöneltti. Dolayısıyla burada Fed'in bizim de beklediğimiz %5'in üzerine
faizi taşıyıp bekle ve gör politikasına daha sonra geçebileceğini, %5,5'ların görülme ihtimalinin artık piyasa tarafından değerlendirilmeye başlanacağını ve fiyatlara entegre edileceğini biz değerlendiriyoruz. Zaten bono tahvil piyasasına baktığımızda verim eğrisinin negatif eğimli olması da yavaş yavaş sığ da olsa bir resesyon fiyatlamasına piyasanın gidebileceğini gösteriyor Amerikan ekonomisi için. Dünkü mesajlar sonrası 105'i aşmıştı dolar endeksi. Şu anda da 105,67'deyiz. Dünkü kadar değil ama bugün de yatay pozitif bir seyir vardı. Dolar gücünü koruyor. Elbette döviz piyasalarında Fed etkisiyle dolar baskısı devam ediyor ama geçen yıl Şubat ayında çıkan savaş sonrası özellikle Rusya'ya yönelik Swift başta olmak üzere büyük yaptırımlar sonrası biraz da Rusya ve diğer ülkeler finans sisteminde dolara alternatif aramaya başladı. Bunun detaylarına bakalım. Ukrayna Savaşı'ndan sonra Batı'nın Rusya'yı yaptırımlarla zayıflatma çabası dolardan küresel bir kaçışın fitilini ateşledi. Birçok ülke dolarsızlaşma yolunda adım atıyor. Dolardan kaçışı hızlandıran gelişme savaş sonrası Rusya'ya uygulanan mali kısıtlamalar oldu. Yaptırımlarla Rusya'yı zayıflatmayı hedefleyen Amerika Birleşik Devletleri öncülüğündeki Batı koalisyonu, uluslararası bankalardaki 300 milyar dolarlık Moskova döviz rezervlerinin yarısını dondurdu. Rus bankaları diğer bankalarla işlem yapılmasına imkan sağlayan ve uluslararası ödemeleri kolaylaştıran Swift sisteminden çıkarıldı. Rusya küresel finans sisteminin dışına çıkarıldı. Mali kısıtlamalara maruz kalan Rusya ve Amerika Birleşik Devletleri'nin jeopolitik rakibi Çin, alternatif bir finansal altyapının oluşması için düğmeye bastı. Hindistan'dan Arjantin'e, Brezilya'dan Güney Afrika'ya, Orta Doğu'dan Güneydoğu Asya'ya kadar pek çok ülke dolara olan bağımlılığını azaltmaya yönelik politikalar geliştirmeye başladı. Çin, milli para birimi olan yuan üzerinden ticaret yapmak adına ülkelerle müzakerelere devam ediyor. Şubat ayında büyük bir petrol tedarikçisi olan Irak'ın Merkez Bankası, Çin'le ticaretin ilk kez yuan üzerinden yapılmasına izin vereceğini duyurdu. Bangladeş Merkez Bankası da benzer bir duyuruyu Eylül ayında yaptı. Çin, Rusya, Hindistan, Pakistan, Özbekistan, Kazakistan, Tacikistan ve Kırgızistan'ın üyesi olduğu Şangay İşbirliği Örgütü üyeleri de Eylül ayında yerel para birimleriyle ticareti artırma konusunda anlaşmaya vardı. Geçtiğimiz Aralık ayında ise Çin ve Suudi Arabistan yuan cinsinden ilk işlemlerini gerçekleştirdi. Yaptırımlar sonrası Çin'le ticaretini zoraki olarak artıran Rusya'da fosil yakıt gelirini yuanda tutacağını duyurdu. Dolardan kaçışı tetikleyen bir diğer önemli faktör de Amerika Birleşik Devletleri'nin para biriminin değerini artırmaya yönelik hamleleri. Dolar, Ukrayna Savaşı'nın başladığı zaman olan Şubat 2022'ye göre %10'dan fazla değer kazandı. Son 10 yılda ise dolar %30 değerlendi. Söz konusu değer artışı dolar cinsinden borcu olan ülkelerin geri ödemesini zorlaştırıyor ve ülkelerin borcu artıyor. Büyük miktarlarda yakıt, gıda ve diğer temel ana kalemlerdeki ithalat faturaları da önemli ölçüde artıyor. Küresel aktörler Amerika Birleşik Devletleri'nin Rusya'ya karşı kullandığı dolar silahının namlusunu bir gün kendilerine doğrultmasından endişe duyuyor. Euro dolar endeksi sepetinde %57 ağırlığa sahip ve şu an Euro'daki bu sakin ve yatay fiyatlama dolar endeksinde de 105,70'e yakın yatay bir seyri bugün için beraberinde getirdi. Bu arada bugün 2022 büyüme rakamları açıklandı Euro bölgesi için. İzleyelim. Avrupa Birliği ve Euro bölgesi büyümeleri aşağı yönlü revize edildi. Avrupa İstatistik Ofisi 2022 yılı son çeyrek büyüme oranlarına ilişkin verilerini güncelledi. Euro bölgesinde gayri safi yurt içi hasıla geçen yılın dördüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe kıyasla değişmezken yıllık büyüme %1,8 artış kaydetti. Avrupa Birliği'nde ise 2022 yılı büyümesi dördüncü çeyrekte %0,1 daralmaya karşın önceki yılın aynı dönemine göre %1,7 yükseldi. Güncellenen verilerle birlikte bölge ekonomisi için büyüme oranları dördüncü çeyrekte aşağı yönlü revize edilmiş oldu. Büyüme son çeyrekte Almanya'da %0,4, İtalya'da %0,1 azalırken Fransa'da %0,1 arttı. Ülkelerin yıllık büyümesi ise Fransa'da %0,5, Almanya'da %0,9, İtalya'da %1,4 oldu. Dolar yuan da bugün sakin. Şu an %0,15'lik geri çekilmeyle 6,95 seviyesinde. Bu arada Çin Devlet Başkanı Xi Jinping de
ABD'yi bazı uyguladıkları politikalar sebebiyle suçladı. İzleyelim. Amerika Birleşik Devletleri ve Çin arasında sular durulmuyor. Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ilk kez küresel ekonomik ve jeopolitik rekabette doğrudan Amerika Birleşik Devletleri'ni suçlayan ifadeler kullandı. Amerika Birleşik Devletleri'nin diğer batılı ülkelerle Çin'in kalkınmasını bastırmaya çalıştığını ifade etti. Xi, Çin'in kalkınmasını ilgilendiren dış koşulların hızla değiştiğini, belirsizliğin ve öngörülemezliğin arttığını belirtti. Gelecekte risklerin ve zorlukların artmasını ve yoğunlaşmasını beklediklerini de vurguladı. Xi'nin sözleri Amerika Birleşik Devletleri'nin telekomünikasyon, uzay, havacılık ve çip üretimi olmak üzere Çinli teknoloji şirketlerine uyguladığı yaptırımların Çin liderliği tarafından nasıl algılandığını ortaya koyuyor. Bilimsel ve teknolojik reformun derinleştirilmesi gerektiğine vurgu yapan Xi Jinping, yenilikçi bir kültür oluşturmalı, teşvik mekanizmalarını ve kabiliyetlerin genişlemesine elverişli ortamı oluşturmalıyız ifadelerini kullandı. Çin Komünist Partisi Kongresi'nde 3. kez genel sekreter seçilen Xi'nin Ulusal Halk Kongresi'nde yeniden devlet başkanı seçilerek iktidarını 3. döneme taşıyacağı öngörülüyor. ABD Merkez Bankası Başkanı Powell'ın mesajları sonrası sadece hisse senetleri satılmadı. Aynı zamanda tahviller de satış baskısına maruz kaldı. Ama özellikle de getiri eğrisinin kısa vadeli tarafı, yani 2 yıl ve daha kısa vadedeki tahvil ve bono fiyatları düştü ve faiz oranları yukarı gitti. Hatta 2 yıllık 2007'den beri en yüksek seviyeye ulaştı. %5'in üzerindeyiz ve getiri eğrisi biraz daha terse döndü. Elbette bu şahin mesajlarla ilgili ABD'nin yatırım bankaları ve hatta Beyaz Saray'dan dahi açıklamalar geldi. İzleyelim. Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell'ın faiz artış hızını artırma sinyali vermesi piyasaları baskıladı. New York borsası Fed Başkanı Powell'ın açıklamaları sonrası düşüşte kapandı. Kapanışta Dow Jones, S&P 500 ve Nasdaq endeksleri değer kaybetti. Fed Başkanı Powell'ın açıklamaları sonrası para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in 21-22 Mart'taki toplantısında 50 bas puanlık faiz artışına gitme ihtimali %70'e yükseldi. Amerika Birleşik Devletleri'nin 2 yıllık tahvil faizi %5 ile 2007'den bu yana en yüksek seviyesine çıktı. ABD'li yatırım bankaları da şahin mesajları değerlendirdi. Goldman Sachs, Powell'ın açıklamalarının ardından Fed faizi için tahminini yükseltti. Goldman Sachs ekonomistleri, Başkan Jerome Powell'ın bu ayın sonunda yarım puanlık bir artışa kapı açan şahin ifadesinin ardından en yüksek faiz oranları tahminlerini %5,5-%5,75 aralığına yükseltti. JP Morgan baş yatırım yetkilisi Bob Mischel'e göre Fed'in 50 bas puanlık faiz artırımlarına dönmesi piyasanın kafasını karıştıracak ve ekonomiyi sarsacak. Bu hafta işsizlik verileri çok güçlü gelirse o zaman 50 bas puana geri dönülür. Ancak bu 25 bas puana indikten sonra ulaşılması gereken oldukça büyük bir engel. 50'ye geri dönmek piyasada oldukça kafa karıştırıcı olur. Umarım yapmazlar. Umarım 25 bas puanlık bir dizi artış yapmaya isteklidirler. Faiz tartışmalarına Beyaz Saray'da katıldı. Beyaz Saray enflasyon yönetimine müdahale etmeyeceğini açıkladı. Beyaz Saray Fed'in yönetimine müdahale etmeyecek. Ancak bir aylık verilerle uğraşıyoruz ve insanların arkanıza yaslanıp nefes alması gerekiyor. Beyaz Saray, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden'ın Fed Başkan Yardımcılığı görevinden ayrılan Lael Brainard'ın yerine gelecek ismi açıklayacağını da belirtti. Fed Başkan Yardımcısı, Amerika Birleşik Devletleri para politikasının oluşturulmasında kilit bir rol oynuyor. Bugün dolar TL'de de bir hareketlilik yaşandı. Global döviz piyasalarında dolar endeksinin yukarı gitmesi, gelişen ülke para birimlerindeki ekstra baskı dolar TL'de de 18.90'ın üzerinde fiyatlamalar getirmiş gibi duruyor. Bu arada kur korumalı mevduata da son dönemde yine ciddi para girişleri yaşandı. 1,5 trilyon TL'ye ulaştı buradaki büyüklük. Bununla beraber KKM'de de teknik bazı ayarlamalar yapıldı. Onlara ilişkin Figen Özavcı'nın yorumlarını izleyelim. Son dönemde aslında kur korumalı mevduata bu faiz sınırı kalktığından beri açıkçası yüksek bir talep vardı. Yanlış söylemiyorsam 180 milyar civarında bir artış olduğunu hatırlıyorum son 1-1,5 ayda. Şimdi tabii ki bu hamleyle birlikte biraz Merkez Bankası'nın ödeyeceği potansiyel kur farkı düşmüş olacak. Ama hani son dönemde biraz bizim bu
kurdaki yani TL'nin görece güçlü duruşu aslında biraz KKM ile bağlantılı. Çünkü iyi bir alternatif ürün. Yani burada sadece yatırım amaçlı dolar pozisyonu almak isteyenler için gerçekten ilk gittiği adres olarak görünüyor. Dediğim gibi orada bir getiri sorunu vardı. Bu geçtiğimiz 1-1,5 ay önce alınan kararla birlikte oradaki hani faizin serbest bırakılmasıyla tekrar cazip hale geldi. Bu kararla birlikte de biraz Merkez Bankası'nın ödeyeceği kısım azaldı. Önümüzdeki dönemde de ben kur korumalı mevduata talebin devam edeceğini açıkçası düşünüyorum. Yani burada tabii TL üzerinde, yani daha doğrusu gelişen ülke kur sepeti üzerinde önümüzdeki 1-2 ay çok ciddi bir baskı olacaktır. Çünkü Fed'in söylemleri oldukça şahin, gelen veriler çok güçlü. Powell'ın Senato'daki sunumunun tamamında diyeyim, hani bir kısmında değil, bütün hepsinde sonuna kadar Powell çok şahin durdu. Bütün sorulara %2 enflasyon hedefine ulaşmak istediği mesajını çok net verdi. Cümlelerinde hiçbir piyasanın kendisine bir hikaye bulup da oradan rahatlayabileceği hiçbir cümle sarf etmedi. Ben belki uzun zamandır hani bu kadar şahin tonda görmemiştim. Onu da belirtmem lazım. Zaten şeye baktığımızda Mart ayı faiz beklentileri Powell'ın konuşmasıyla birlikte tekrar yükseldi. 50 bas puan arttırma doğru fiyatlamalar ve beklentiler. Dolayısıyla çok şahin bir açıklamaydı. Ama şeye baktığımızda aslında ya veri akışına baktığımızda yani Powell'ın çok haksız olduğunu söyleyemem. Çünkü Çin'in tekrar açılmasıyla birlikte yani yeniden açılmayla birlikte Çin'den gerçekten sürpriz veriler geliyor. Son gelen PMI verileri öyleydi. Hatta Çin'den gelen açıklama da biz de şaşırdık şeklindeydi. Dolayısıyla hani toplam bu son gelen veri akışına baktığımda hem Çin'den hem Avrupa tarafından hem de Amerika'dan hala biz çok güçlü verilerle karşılaşıyoruz. Yani Avrupa'ya dönüp baktığımda mesela bütün PMI verileri 50'nin üzerinde. Sadece orada Almanya bir tık 50'ye çok yakın. Bir de Fransa'da bir problem var. Ama geri kalan bütün veri setine baktığımızda çok güçlü bir veri şeyle karşı karşıyayız. Yani büyüme son derece güçlü. Enflasyon tarafına baktığımızda yani orada gelen veri setinde de gerçekten güçlü bir akış var. Yani en enflasyonla uğraşmayan Japonya'da bile enflasyonun yükseldiği bir dönemden geçiyoruz. Bu anlamda da merkez bankaları da piyasanın eline şunu vermek istemiyor. Yani orada kararlılıklarının altını çizmeye çalışıyorlar. ECB de aynı şekilde, FED de aynı şekilde. Herhalde önümüzdeki 1-2 ay daha böyle devam edecek. Tabii işsizlik verileri çok önemli olacak bu hafta. Bugün de özel sektör istihdam verisi var. Cuma günü tarım dışı var. Ya geçtiğimiz ay çok güçlü bir veri geldi. Mesela bu verinin revizyonu önemli olacak. Manşet veri yine çok önemli olacak. Ve saatlik kazançlara tabii bakıyoruz. Ama dediğim gibi yani veri setinin tamamına baktığımızda bir süre daha bu şahin duruş sürecek izlenimi alıyorum. Nitekim konuşması da böyleydi Powell'ın. Tabii fiyatlamalarda ona göre borsacılar tarafında tabii ki satışla karşılandı. İşte gördüğümüz kadarıyla kurlar üzerinde de ciddi bir baskı yarattı. Dün Powell sonrası kıymetli metallerin hepsinde satış vardı. Hatta gümüşte %3'ü aşan bir kayıp görmüştük. Bugün sakinledi fiyatlama. Hatta platin toparlıyor. %0.8'lik bir artı söz konusu. Kıymetli metallerdeki özellikle altındaki dalgalanmaları Arzu Odabaşı'dan dinledik. İzleyelim. Tabii şimdi altın geçen hafta yine biraz önce söylediğim gibi parite kaynaklı. Yani ya FED %30 olasılıkla 50 bas puan faiz artışına gidecek fiyatlaması vardı piyasada. Ve o hem pariteyi, Euro-Dolar paritesinin yukarı doğru hareketine hem de altının güçlenmesine neden oldu. Fakat dün akşamki Powell'ın açıklamalarıyla birlikte Powell dedi ki ya bu veriler güçlü, gelmiş olduğumuz nokta önemli ve enflasyonda belli ki kalıcı olacak. Biz faiz artışını belki de Mart ayında 50'nin de üstünde arttırabileceği şekilde mesajlar var konuşmalarında. Dolayısıyla böyle baktığımız zaman altın hemen tekrar aşağı yönlü hareketini
öne çıkardı. Yani doların güçlendiği yerde altın güçsüzleşiyor. Ve bunu birebir yine dün gece gördük açıkçası. Dolayısıyla ben hep şunu söylüyorum. Daha önce de söylemişimdir. Bir Ocak ayında, bir Ağustos ayında altın genelde güçlü prim yapıyor. Ama arkasından tekrar normal geri dönüş trendini yaşayabiliyor. Yine aynı şeyi yaşadık. Ocak ayında çok güçlü bir altın gördük. Güçlü bir prim yapan, nispeten diğer araçlara göre prim yapan bir altın gördük. Ve şu anda yine dolara karşı konumlanmaya çalışan, kendi gardını almaya çalışan bir altınla baş başayız. Ama belli ki dolarda bu faiz artış gücü devam ettiği sürece altın biraz daha kenarda kalmaya devam edecek. Şimdi kısa bir araya gidiyoruz. Sonrasında bu akşam gelen bazı bilançolara bakacağız. Bu akşam finansallarını açıklayan bazı şirketlere göz atalım. Medical Park'la MLP Sağlık Hizmetleri Şirketi ile başlıyoruz. Şirket son çeyrekte 595.2 milyon TL, 2022'nin tamamında ise 1.6 milyar TL net kar elde ettiğini açıkladı. Yıllık %458'lik büyüme var. 2021'e göre net dönem karında 2021'de 290.4 milyon TL düzeyindeydi. Geçen yıl 9.8 milyar TL'lik de bir cirosu var şirketin. Çeyreksel bazda karın gidişatına bakalım. Geçen yıl ilk çeyrekten itibaren her 3 aylık dönemde karını arttırmayı başarmış MLP Sağlık Medical Park. Ki son çeyrekte de 3. çeyreğe göre %26 daha fazla net kar elde ettiğini görüyoruz. 2019'dan beri seyri gösteriyor bize grafik. Aslında çeyreksel bazda 2022'ye gelene kadar böyle bir performans yok. 2022 bu anlamda karlılık açısından en güçlü yıl olmuş diyebiliriz. Bu arada şirketin esas faaliyet karı da %81 büyüyerek 1.8 milyar TL'ye ulaşmış. 4. çeyrekte de 3. çeyreğe göre %8'lik artış var esas faaliyet karında. Bugün borsadaki seyrine bakalım. Hem son kapanış hem de 12 aylık son hisse başı kar rakamıyla beraber baktığımızda yaklaşık 10.4 düzeyinde bir fiyat kazanç çarpanıyla işlem görüyor. Şu an BIST 100 ortalamasının üzerinde bir FK'sı var. Bugün %1.28 değer kaybetti. Dün yükselmişti. Bugün bilanço açıklaması öncesi değer kaybettiğini görüyoruz. Şirketin piyasa değeri defter değeri oranı ise bir hayli yüksek. 9.3 seviyesinde bulunuyor. Firma değeri FAVÖK oranı ise 8 seviyesinde diyelim ve buradan Panora Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı'na geçelim. Son çeyreği GYO şirketleri çok iyi geçirmiş görünüyor ki dün emlak konutun sonuçlarına bakmıştık. Panora'da da benzer bir seyir, hatta geçmiş çeyreklerin çok çok üzerinde bir performans söz konusu. Son çeyrekte 1.8 milyar TL net kar elde etmiş şirket ki bütün bir yılın aslında karı da yaklaşık 1.8 milyar TL. Son çeyrekteki kar bütün bir yılı ciddi manada üstün gösteriyor. Bir çeyreksel performansına bakalım grafikte. Evet, geçen yılın ilk çeyreğinde 22.7 milyon TL, ikinci çeyreğinde 26 milyon, üçüncü çeyreğinde sadece 29.7 milyon TL net karı vardı Panora'nın. Son çeyrekte 1.8 milyar TL net kar ve tamamı da esas faaliyetlerden diğer gelirler kaleminde görünüyor gelir tablosunda. Esas faaliyetlerden diğer gelirler kaleminde 1 milyar 719 milyon TL gelir yazmış şirket ve bunun etkisiyle son çeyrekte bu gördüğümüz devasa kar oluşmuş ve yılın tamamını da çok üstün göstermiş diyebiliriz. Bu arada bu son kar rakamıyla beraber fiyat kazanç çarpanı 1.1'e kadar düştü. Piyasa değeri defter değeri oranı da 0.7. GEO'lar geneli de bu şekilde düşük çarpanlarla şu an işlem görüyor. Emlak konut dışında son kar rakamlarıyla beraber çok düşük çarpanlar var. Panora'nın grafiğine bakalım. Bugün %0.84 değer kazandı. Son bir ay çok dalgalı geçiyor grafikten de görüleceği üzere. Bugün 24 lirada günü tamamladı şirket. Orge Enerji ise geçen yıl 309.6 milyon TL'lik net dönem karı elde ettiğini açıkladı. %198'lik bir büyüme var yıllık bazda net dönem karında. Tabii 4. çeyreği çok güçlü geçirmiş. 4. çeyrekte kar çeyreksel bazda %146 artmış ve yıllık performansı ciddi ölçüde etkilemiş diyebiliriz. 288.8 milyon TL'lik de esas faaliyet karı elde etmiş geçen yıl şirket. 2021'de sadece 82.5 milyon TL düzeyindeydi. Yılın tamamındaki cirosu ise 719.6 milyon TL düzeyinde. Son gelen karla beraber
Piyasa çarpanları düşen şirketlerden biri de Orge oldu. Borsadaki kapanışına bakalım. 5.87'ye düştü. Şirketin fiyat kazanç çarpanı diyebiliriz. Evet, bugün yatay bir kapanış yaptı. 23 lira 66 kuruş ve hem bu son kapanış ve hisse başı 12 aylık son kâra göre baktığımızda 5.87 düzeyinde FK'sı var. Piyasa değerinin defter değerine oranı ise 2.73 diyelim ve son olarak Çuadaroğlu Metal'den bahsedeceğiz. Borsa İstanbul Metal Ana Sanayi Endeksinden bir şirket ve sektörüne göre daha iyi bir performansı var son çeyrekte diyebiliriz. Şirket 4. çeyrekte 94.1 milyon TL net kar elde etmiş ve 3. çeyreğe göre karını %208 arttırmayı başarmış. Yılın tamamında ise %113 artışla 203.1 milyon TL net kar var. Çeyreksel gidişatına bir göz atacağız ki geçen yılın ikinci çeyreği en güçlü dönemiydi Çuadaroğlu Metal'in. Üçüncü çeyrekte kar düşmüştü. Son çeyrekte geçen yılın en iyi performansını ortaya koymuş ve güçlü son çeyrek karıyla beraber 203.1 milyon TL ile yılı kapatmış görünüyor. Ve tabii ki burada özellikle kar marjlarının olumlu seyri çok etkili olmuş. Metal sanayide özellikle geçen yıl başta demir çelik olmak üzere kar marjlarının önemli ölçüde daraldığını görmüştük. Artan maliyetler, özellikle enerji maliyetleri, bunun karşılığında özellikle demir ve çelik fiyatlarının olumsuz seyriyle beraber kar marjları daralan sektöre rağmen Çuadaroğlu'nun sektörüne göre daha iyi kar marjları var. Burada sektörüyle karşılaştırmasını da görüyoruz. Şirketin son 12 aylık rakamlarına göre FAVÖK marjı %21, esas faaliyet kar marjı %20, net kar marjı %10,5 seviyesine yükselmiş durumda. Brüt kar marjı %27,4 ile bu yılı kapatmış ve sektöründe özellikle son 4 çeyrektir düşen marjlara rağmen güçlü marjlarla kapatmış ve bunun da etkisiyle aslında hem çeyreksel hem yıllık bazda net karını kayda değer ölçüde arttırmayı başardığını görüyoruz. Bu arada fiyat kazanç çarpanına da bakacağız. 6.3'e geriledi ve Metal Ana Sanayi ortalamasının da altında görünüyor şu anda. Aslında epeydir de altında. Yani 2021 ikinci çeyreğinden beri sektöründeki ortalama fiyat kazanç çarpanına göre daha düşük bir çarpanı var. Ve bugünkü gelen son finansallar sonrasında sektör ortalamasıyla aradaki makas biraz daha açıldı. Sektör ortalaması yaklaşık 11.9 şu an. Metal sanayide şirketler 12 aylık karının yaklaşık 12 katında satılıyor borsada ama Çuadaroğlu Metal şu an yıllık karının yaklaşık 6.3 katında işlem görüyor diyelim ve bugünkü kapanış rakamını da hatırlayalım. %0.9 dün değer kazanmıştı, bugün de yükseldi ve 18 liraya yaklaştı hisse fiyatı ve bakalım bu performans, bu yukarı trend yarın da devam edecek mi? Bu rakamlar sonrası göreceğiz diyelim ve burada noktayı koyalım. Birazdan devam edeceğiz. Bilanço açıklayacak diğer şirketlere de bir göz atalım. Park Elektrik, Turkcell ve Tümosan Motor açıklayacak. 9 Mart Park Elektrik, yine aynı tarihte Turkcell ve 13 Mart'ta Tümosan Motor bilanço açıklayacak ve 2022 performanslarını görmüş olacağız. Bir de şu ana kadar temettü açıklamış olan bazı şirketlerin rakamlarına da bir göz atalım. Özellikle geçtiğimiz yılın karını açıklayan şirketler özellikle temettü ödeme kültürü olan şirketler de kar payı dağıtım kararlarını açıkladı. Ve toplamda 63 şirketin ödeyeceği temettü oranını görmüş olduk. Bununla beraber temettü oranında zirvede de Tüpraş'ın yer aldığını görüyoruz. Ki Tüpraş 2019'dan beri dağıtmıyordu temettü ve bu yıl hem nakit kar payı dağıtacağını açıkladı hem de bedelsiz sermaye artışı yapma kararı aldığını açıkladı diyebiliriz. Burada da hem ödenecek temettü oranları hem de hisse başı net tutarları görüyoruz. Temettü ödeme tarihleri de şu an ekranda. Özellikle Tüpraş tabii geçen yıldan beri konuşuluyordu. Aslında beklentinin altında kaldı ödeyeceği temettü. 75-80 lira civarında bir beklenti vardı.
Ama 40 lira 81 kuruşluk bir temettü açıkladı. Bununla beraber bir de bedelsiz sermaye artışı açıkladığını söyleyelim. Yine Türk Traktörü ve Ford Otosan'ı da görüyoruz. Yine Koç Holding'in diğer önemli şirketleri. Arçelik de bu yıl hisse başı net 2 lira 40 kuruş temettü açıkladı. Bir diğer Koç Holding şirketi Tofaş 5 lira 40 kuruşluk bir temettü rakamı bildirdi. Agesa, Mediterra, Koç Holding iş yatırımı ortaklığı açıklayanlar. Diğerine bakalım. Yine Koç Holding'in enerji şirketlerinden biri Aygaz. Aygaz orada da hisse başı net 90 kuruşluk bir temettü. Sabancı Holding'in inşaat çimento sektöründeki şirketi Akçansa hisse başı net 1 lira 18 kuruşluk temettü ödeyecek. Yine Federal Mogul İzmit Piston şirketi bu yıl aslında biraz karlılık anlamında zayıf geçirdi. Otomotiv yan sanayide FİMİZ bir miktar kar rakamları geçen yıla göre artış anlamında iyi değildi. Hisse başı 1 lira 31 kuruş temettü ödeyecek. Anadolu Hayat Emeklilik, Kortsa, Ege Endüstri, Birisa, Akbank yine temettü açıklayanlar. Tabii Akbank dikkat çekiyor. Diğerleri zaten temettü ödeme kültürü olan şirketler ama BDDK'nın izni sonrası geçen hafta zaten Akbank İş Bankası temettülerini açıklamıştı ve bu da borsada banka hisseleri için ekstra bir hikaye olmuştu. Akbank'ta 30 Mart'ta hisse başı 1 lira 56 kuruşluk temettü ödemesi yapacak diyelim ve bu bölüm sonrası yayını noktalayalım.